Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Ben evdeyim. Allah'a şükürler olsun. İyiyiz. Bir sıkıntımız yok. Çınar biraz böyle grip gibi. Yani yine alerjik bir öksürük ve burun akıntısı var. Yani alerjik olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen öyledir. Çalışıyorum. Bir taraftan iş yapıyorum. Bir taraftan Çınar'la ilgileniyorum. Bir taraftan öyle evle ilgilenmeye çalışıyorum. Daha evle çok bir şey yapamadım ama birazdan çorba yapacağım Çınar'a. Bu arada bugün günlerden Cuma. Maalesef dün itibariyle haber geldi kreşlerden. Kreşler de kapandı. İlçe Milli Eğitimlerden haber gelmiş. Normalde hani kesinlikle kapatılmayacak, annelere bir kolaylık sağlanmadıktan sonra diye kesin bir bilgi gelmişti ama hiçbir kolaylık sağlanmadan maalesef kapattılar kreşleri. Bunu hep söyledim. Allah'a şükürler olsun ben evdeyim. Ama evde olmayan, hiç kimsesi olmayan, yani bir dünya insan var. Nasıl olacak bilmiyorum. Allah herkesin yardımcısı olsun. Başım ağrıdı. Birazcık mola verdim aslında. Böyle bir hesaplamalar peşindeyim şu anda. Bayağı bir yoğunluğum var. Ama işte bir şekilde yapmaya çalışıyorum. İçeri gidiyorum. Biraz Çınar'la ilgileniyorum. Biraz geliyorum burada oturuyorum falan. Öyle derken günü tamamlamaya çalışıyoruz. Ha, bu arada alışveriş yaptım sanal marketten. Bir trend yoldan yaptım. Trend yolun market uygulamasından. Bir de Şok'tan yaptım. Şok bir 2-3 saate falan gelecek. Trend yol geldi. Onu şimdi bekletiyorum. Şimdi 2-3 saat sonra gelecek dedim. Cepte Şok'tan mail geldi. Adresinize teslim edilmiştir diye. Allah Allah. Yanlış yer mi yazdım diye bakıyorum ama. Allah Allah. Ha yok. Teslim tarihi ve saati saat 17 gösteriyor. Bilemedim. Bir taraftan kendimi su içmeye zorluyorum. Yani o kadar az su içiyorum ki. Önüme alıyorum bu bardağı. Böyle yudum yudum içmeye çalışıyorum. Ya maalesef suyu sevmiyorum. Bu çok kötü bir şey gerçekten. İllaki vardır benim gibi olanlar, ne demek istediğimi anlayanlar illaki vardır. İnanın sadece öyle gün oluyor ki sadece ilaçlarla su içiyorum. O da zaten hani bir yudum suyla içiyorum. Bu da çok zararlı, bunu da biliyorum. Neyse şu son 4-5 gündür böyle ciddi ciddi içmeye başladım. Hatta böyle kendime şişeler aldım. Hani belki onu alayım, hani bitirmeye çalışayım falan. Yok, şişeyle hiç içemiyorum. Onu da fark ettim. Ya en azından büyük bir bardak koyuyorum. O bardakla işte 2-3 saat bu bardağı bitirmeye çalışıyorum. Öyle bakalım. Şimdi çorba yapacağım Çınar'a. Birazcık kuru fasulyem var. Tavuk çıkardım. Pilav tavuk yapacağım bir de yanına da şimdi. Öyle yani. Çorba, kuru fasulye, pilav, tavuk işte. Böyle bir şeyler olacak inşallah. Ben işime devam edeyim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam ederiz yine. Abla bana yeni bir biberon almış. Allah Allah. Biberon işte. Evet. Arkadaşlar. Ben Çınar. Alışverişlerim geldi kızlar. Şimdi onları göstereceğim size. Sırayla oldu bayağı geleli. Bahsettiğim gibi trend yoldan ve Şok'un telefon uygulamasından, market uygulamasından yaptım. Şimdi elime geldiği gibi göstereceğim. Şöyle kepekli makarna aldım. Bir paket daha almıştım bundan. Yaptım az önce onu. Şöyle soğan aldım. Hatta soğanı buradan aldığımı unutarak Şok'tan da tekrar almışım. Şöyle 1,5 kiloya yakın muz aldım.
elma aldım. Ispanak aldım böyle 1 kilo. Yine aynı şekilde 1 kilo da patlıcan aldım. Bunlar Trendyol'dan yaptığım alışverişlerdi. Artı bir şey aldım mı bilmiyorum. Artık fazladan gelirse aralarda o şekilde gösteririm artık. Direkt şunu göstereyim. Açtım, buraya koydum. Şöyle şoktan pudra kokusu aldım. Çok güzel kokuyor ama hani böyle kokladığımız zaman kokuyor. Şu anda dışarıya bir koku vermedi henüz. Şöyle yeşil mercimek aldım şoktan. Şöyle Doğada'nın kayısılı çayından aldım. Unu'nun köy ekmeğinden aldım. Şimdi çocuklarla evdeyiz ya. Bizim için hani ekmeğin beyaz ya da işte kepekli olması falan çok önemli değil. Hakan kesinlikle beyaz ekmek sever. Ama biz hiç fark etmez bize yani. Biz derken Defne ile benden bahsediyorum. Çınar da çok fazla ekmek tüketmiyor çünkü. O yüzden böyle kahvaltıda hazır olması iyi oluyor. Çünkü kattığınız zaman gerçekten çok sinir bozucu oluyor evde ekmek yoksa. Şöyle kırmızı mercimek aldım. Şöyle Mintax'ın cam bezinden aldım. L'Oreal'in kolajen bakımı. Şöyle günlük bakım kremi. Yani 70 liradan falan 25 liraya düşmüş. Ne kadar doğru olduğunu tabii ki bilmiyorum. Tartışılır. Ama kolajenin şu anda damlasını da kullanıyorum. Serum şeklinde olan. Ondan da memnunum gerçekten. Hani günlükte inşallah sürmeyi unutmazsam böyle bir krem aldım. Buzdolabı poşetim bitmişti. Şöyle buzdolabı poşeti aldım. Şöyle kahvaltıya çeşit olsun diye dil peyniri aldım. Makinemin tuzu bitmişti. Tuz aldım. Şöyle iki tane bant aldım. Bunlar da Sios'un şampuanları. Bunlar da 10 liraya düşüyordu 25 liralık alışverişe. Bundan da 2 tane aldım. Şöyle Pınar'ın süzme peynirini aldım. Light. Light değil de yarım yağlı. %30 daha az tuzlu. Sonra şöyle jalapen turşu aldım. Siyah tayt diye yazıyordu. Bildiğiniz sanırım termal çorap gibi. Evet. Çoraptan hallice yani. Hoho, bayağı çorapmış. Aynen, neyse bunlar da fena olmuyor ya böyle. Gerçi şu an evden dışarı çıktığımız yok ama. Şöyle 2 kilo mandalin aldım. Macun aldım ama 6 yaşmış. Orasını dikkat etmemiştim. Neyse. Bulaşık süngerim bitmişti. Bulaşık süngeri aldım. Bu Slip Bang'in ikili olan, birisi kireç çözücü, bir tanesi yağ çözücü. Kir sökücü, çözücü değil tabi. Anne ben de geliyorum. Hoş geldin. Yani yağ çöz aldım ve kireç sökücü aldım. Bu da yine fırsat ürünüydü. Anne seni bitirdin mi? Hayır, bitirmedim anneciğim. Şöyle Activex'in 1 litrelik el anneciğim sabunu. Anneciğim ben geliyorum senin yanına. Ya bakalım. Sonra şöyle 15'li yumurta aldık. 15'li yumurta. Evet. 15 tane. Şöyle Marmara Birliği'nin bir kutu zeytinini aldık. Bu da 800 grammış. Şimdi bu 800 gram. Aldıklarımız bu kadar. Sipariş edip gelmeyen ürünler var. Şimdi onları bir kontrol edeyim, bakayım neler gelmemiş. Bu şekilde. Şimdi tavuğumu da koydum. O da haşlandı.
Pilavla tavuk yapacağım ben Çınar'a. Sever misin pilav tavuğu? Ben tavuk istemiyorum. Kızlar biz yemeklerimizi falan yedik. Ben tavuklu pilavımı yaptım. Biraz da kuru fasulyem var demiştim işte. Onu ısıttım falan öyle. Turşu muşu bir şeyler yedik. Mutfağımı falan da toparladım. Ondan sonra ne yaptım başka? Alışverişlerimi yerleştirdim. Güzelce sildim onları. Şimdi de Çınar falan uyudu. Ben biraz öyle kendim takılacağım artık. Videomu editlerim. Daha sonra da yüklemeye koyarım inşallah. O yüzden size veda edeyim dedim. Ben izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umuyorum keyifle izlemişsinizdir. Sonraki videolarda yine görüşürüz inşallah. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.